Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz MWT Teknoloji Ürünleri CEO'su Volkan Tuncer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesin Hanım. Öncelikle beni programımıza davet ettiğiniz için başta size ve ekibimize çok teşekkür ediyorum. Keyifle takip ediyoruz programlarınızı. Çeşitli sektörlerden uzman kişilerin bir araya geldiği keyifli sohbetler oluyor. Biz de böylelikle farklı dinamikleri öğreniyoruz. Yeni kişiler tanıyoruz ve kendi bilgi ağacımızı genişletiyoruz, büyütüyoruz. Çok memnun Tekrardan oldum. Tebrik ediyoruz size. Çok mersi. Sizin gibi değerli bir konuğu burada ağırlamaktan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çok teşekkürler. Sizi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Volkan Tuncer ben. MWT Teknoloji Ürünlerin kurucu ortaklarından aynı zamanda CEO'luk görevini yapıyorum hali hazırda. Şirketimizle ilgili bazı bilgileri vermeden önce dilerseniz kendi kariyerimle ilgili biraz size bilgi vereyim. Hani buralara nasıl geldik, hangi aşamalardan geçtik, nerelerde çalıştık. Şöyle özetle bir anlatmaya gayret edeyim dilim döndüğünce. Tabii. Şimdi ben işletme alanında Haliç Üniversitesi'nden mezun oldum. Takibinde de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde master'ımı tamamladım. Oldukça başarılı bir eğitim hayatım olduğunu söyleyebilirim size. Aslında ticarete başlamam daha küçük yaşlarda gerçekleşti. Ailemizin bir şirketi vardı. Tekstil üzerine faaliyet gösteren. Orada parakende dükkanlarımızda, boş vakitlerimde, tatilde, hafta sonlarında çalışırdım. Babamlara, annemlere destek olurdum. Çalışanlara destek olurdum. Satışa biraz oradan geliyorum esasında. Oralardan geliyorum. Böylelikle küçük yaşlardan beri müşteri dinamiklerini, son kullanıcının neyi isteyip neyi istemediğini analiz etme, yakından izlenme fırsatımız oldu. Neyi yapmamamız gerektiğini o yaşlardan biraz öğrenmeye başladık. Daha sonra üniversite hayatımda da part-time işlerde çalıştım. Çeşitli sektörlerde, çeşitli pozisyonlarda bulundum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle üniversite zamanında hem okuyup hem çalışan kişilerin ilerleyen zamanlarda daha iyi yerlere gelebildiğini görüyoruz. Son zamanlarda da esasında takip ediyoruz tabii sosyal medyadan da. Çok önemli şirketlerin CEO'ları stajyerlikten CEO'luk makamına kadar yükseliyorlar. Burada çok önemli roller oynuyorlar ve tecrübe çok önemli. Tecrübe zamanla kazanılan bir şey baktığınızda. Ne kadar erken devam ederseniz, başlarsanız o kadar tecrübeli oluyorsunuz. Tecrübeyle alakalı ufak bir hikaye var. Çok sevdiğim. Ondan sonra bir müsaadeniz olursa bir kısaca anlatayım onu. Bir armatürün büyükçe bir gemisi bozuluyor. Bir sürü usta çağırıyorlar yurt dışından, teknisyenler, mühendisler, kimse çözemiyor. En sonunda araştırıyorlar, bir tane çok deneyimli, tecrübeli, yaşça da büyük bir usta geliyor. Usta şöyle geminin etrafında 3-4 tur attıktan sonra 3-4 yere 3-4 nokta belirliyor, birkaç çekiçle vuruyor. En sonunda bir noktaya yoğunlaşıp 4-5 tane çekiç darbesiyle geminin problemini çözüyor ve gemi çalışmaya başlıyor. Armatör tabii çok şaşırıyor bu işe. Diyor ki ya koca gemi diyor, bir sürü diyor mühendis çağırdık, teknisyen çağırdık, kimse çözemedi. Siz nasıl çözdünüz? Diyor ki nereye vuracağını bilmen lazım diyor. Kesinlikle. Peki diyor, teşekkür ederiz. Faturamı... Nokta atışı değil mi? Tabii nokta atışı. Nereye vuracağını bilmen lazım. Tabii. Bu tecrübeyle sabit. Diyor ki peki ne kadar ödeyeceğiz size? İşte diyor 20 bin dolar. Ya diyor 20 dolar olur mu diyor, yani 3 tane çekiş attınız diyor oraya. 20 bin dolar nasıl bir para diyor. 2 dakikada nasıl oldu? Yani 3 tane çekişte 20 bin dolar. Diyor ki 1 doları diyor çekiç. 19.999 doları da diyor benim bu işe harcadığım emek, zaman ve zaman içerisinde edindiğim tecrübe diyor. Benim diyor şeyim bu diyor, faturam bu diyor. Dolayısıyla bu hakikaten çok önemli. Kendisini geliştirmek, çalışmak, tecrübe edinmek. Buradaki bizi izleyen arkadaşlara da, genç arkadaşlara tavsiyem bu. Üniversitedeyken mutlaka o derslerini aksatmadan bu işlere başlasınlar ufak ufak. Ve o deneyim sırasında kendisine hitap eden sektörü de deneyimlemiş tabii, oluyor. Mesela tabii. Deneyebilir bir sektörü, hoşuna gitmez, değiştirebilir. Yani ne kadar erken tecrübe edinirse o kadar faydalı olacaktır. Ya tabii öyle, şimdi tabii yeni nesil biraz daha heyecanlı. Çok çabuk hemen olsun istiyor. Çok çabuk bir yerlere gelmek istiyorlar. Yani biz de çokça iş görüşmeleri yapıyoruz. Yeni mezun arkadaşlarla konuşuyoruz. Şirketimiz büyüyen bir şirket. Özellikle yeni arkadaşlara fırsat tanımaya çok açık kapımız. Yani hemen hemen her gün mülakat yapıyoruz diyebilirim. Yani biraz daha sabretmeleri, biraz daha böyle alt kademelerden başlamaları gerekiyor baktığınızda adım bu işe. Olur. Adım adım hemen hani bir müdürlük pozisyonu alacak mıyım? İşte
3 ay sonra nereye geleceğim, 6 ay sonra nereye geleceğim. Hemen bir sonuç beklemek yanlış. Biraz sabırsızlık var. Günümüz tabii hızlı gelişen dünyasında da insanlar hemen bir yerlere gelmek istiyorlar ama bu kadar çok kolay olmuyor açıkçası. Kesinlikle. Biraz çalışmak, gayret etmek gerekiyor. Peki firmanızı biraz daha anlatabilir misiniz ve verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Tabii. Firmam MWT, yani açılışta şu Mobile World Technologies diye geçiyor. Yani mobil teknoloji ürünleri, mobil dünya teknoloji ürünleri diyebiliriz. Şirketimiz esasında klasik anlamlı bir distribütör şirket. Ama bizim mottomuz katma değerli distribütörlük üzerine kurulmuş. Ben yıllar içerisinde yaklaşık 17-18 sene koltuğun öteki tarafında oturdum. Uluslararası ve ulusal firmalarda çalıştım. Özellikle distribütör firmalarda. Çok ciddi cirolar, çok montanlı cirolar yapan, çok büyük firmalarda çalışan şirketlerde çalıştım. Dolayısıyla neyin doğru, neyin yanlış yapıldığını oralarda tecrübe etme fırsatımız oldu. Masanın iki yanında da olmak tabii bir yani avantaj. O bir avantaj. Şirketimizi de kurarken neyi yapmamız ve neyi yapmamamız gerektiğini son derece iyi biliyorduk baktığınızda. Daha ilk kuruluş aşamalarında 2018'in Kasım ayında kuruldu şirket. Çok genç bir şirket. Baktığınızda çok da böyle dalgalı zamanlardan geçtik. Yani pandemi atlattık ki yani 100 yılda bir olacak şey bizim şirketimizin ikinci senesinde başına geldi. İşte ekonomik, pandemi sonrası ekonomik gelişmeler, kurun çok dalgalı seyretmesi gibi konularda hep mücadele ettik. Ama bunlarla mücadele ederken tabii geçmişteki yaşadığımız şeyler de bize kılavuzluk etti bu noktada. Şirketimiz bizim katma değerli distribütörlük gibi açıklıyoruz biz. Yani baktığınızda klasik distribütörlük yaklaşımında box move derler. Hani bir kutuyu A noktasından B noktasına ulaştırırlar. Markalı satın alırlar, sonra ulaştırırlar. Eskiden bizim zamanımızda işte markadan ürünler alınır. Müşteriye işte zincir mağaza ise zincir mağaza, işte mes marketse zincir mes marketse mes marketler neresi ise verilir ve sonra unutulurdu. Şimdi böyle değil. Sattıktan sonra dahi bizim görevimiz devam ediyor MWT olarak. O çok önemli. Çünkü biz satış sonrası hizmetler, ulaşılabilir olmak, evet, müşterinin beklentisi bu yönde. Biz yenilikçi ürünler yapıyoruz. Giyilebilir teknolojiler, robotik ürünler. İşte örnek, giyilebilir, birkaç örnek. Akıllı saatlerimiz var. True Wireless kulaklarımız var. Kedi tuvalet, pet ürünlerimiz var. Otomatik kedi tuvaleti. Kedilerinizi, köpeklerinizi evde takip edebileceğiniz robotlarımız var. Daha çok klasik aksesuarlarımız da var. Hani power bankler, şarj cihazları, istasyonlar. Bunlar hepsi esasında bir mobilitenin çevresinde kurulmuş ürünlerdir. Bu kedi köpeklerle ilgili olanı biraz açıklar mısınız? Şöyle. Uzaktan bunlar tabii bizim nasıl işliyor? Anlatayım. Bizim ürünlerimizin birçoğu zaten uygulamalar üzerinden cep telefonuyla kontrol edip uzaktan da kontrol edebildiğimiz ürünler. Aynen. Bizim bir ürünü Nesrin Hanım portföyümüze katmadan önce bir markaya bir ürünü sorduğumuz soru şu. Birinci soru şu. Benim arkadaşlarımla beraber arkadaşlarıma sorduğum soru şu. Hangi soruna çözüm üretiyoruz? Kesinlikle. Yani hayatı nasıl kolaylaştırıyoruz? Hepimiz neticesinde son tüketiciyiz. Tabii. Biz de müşteriyiz. Hayatımı nasıl kolaylaştıracağım? Nasıl kolaylaştıracağım? Ne katacağım? Evet, çünkü çok hızlı yaşıyoruz. Yani zaman önemli. Çok hızlı yaşıyoruz. İşte bir yerden bir yere gitmek işte belli bir vakit alıyor. İş temposu yoğun, aile temposu yoğun falan derken hayatımızı kolaylaştıracak teknolojiler ve ürünlere bakıyoruz baktığınızda. Şimdi kedi tuvaleti de öyle bir ürün. Özellikle pandemiden sonra ev hanelerinde kedi köpek besleme oranları çok arttı. Evet. Tabii yavaş yavaş geri dönüşler de oldu. Benim de bir köpeğim var. Çok da seviyoruz. Yani evladımız gibi. Ne güzel. Evde, ailenin bir üyesi. Evde yalnız bırakmak çok hoşumuza gitmiyor. Fakat tabii bazen bırakmak zorunda kalıyoruz. Diğer köpek sahibi veya kedi sahibi ailelerin de yaptığı gibi. Fakat bırakırken de içimiz rahat olsun istiyoruz. Yani şimdi kedi tuvaleti şöyle. Kediler tabii biraz daha nispeten kendilerini idare edebilen hayvanlar. Burada bir aile dışarı çıktığında veya bir tatile gittiğinde kısa süreli kendi tuvalet ihtiyacını normalde klasik kumlar üzerinden yapıyorlar ve onu eşeliyor. Fakat bu zaman içerisinde yani her gün temizlenmesi ve koku
yapan bir şey. Dolayısıyla bu ürünler de buna çözüm üretiyor. Kendi kumu içerisinde kediyi içeri girdiği zaman algılıyor. Kedi tuvaletini yaptıktan sonra da çıktıktan sonra haznesi var, kapanıyor. Ve kendi kendini ultraviyole ışınlarla temizliyor. Kirli kumu atı bir poşete dolduruyor ve tekrardan temiz hale getiriyor. Size sadece o çöpü alıp dışarı çöpe atmak otomatik kalıyor. Otomatik oluyor bu. Her şey otomatik içine oluyor. İçine girdiği takdirde kedi. Aynen, içine girdiği takdirde her şey harika. Otomatik oluyor. Tabii harika. Hiç uğraşmaya gerek yok. Hiç uğraşmaya o gerek yok. O çöpü alıp atarsınız, poşeti o kadar. Aynen, yani tabii. Ne güzel. Bu elektrik süpürgeleri gibi değil mi? Poşeti al eski tiplerde. Evet, evet, aynen. Şimdi onlar da bayağı gelişti. Robotik, robot süpürgeler falan hepimizin evine girdi. Bizim tabii çok başarılı işlere imza atan bir ekibimiz var. Genç, dinamik bir ekip. Sahada MWT'nin çok seçkin müşterileri var. Yani operatör kanalında, operatör markalarıyla çalışıyoruz. Aynı zamanda zincir mağazalarla, e-ticaretle, organize kanallarla ciddi bir ekibimiz var. De genç ve dinamik bir ekip. Buradan da hepsine yenilikçi, hepsine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Başarılı işler imza atıyoruz. Kendi markamız var, Intea diye. Burada akıllı saat üretiyoruz. Dizaynından uygulamasını geliştirmeye, Türkçeleştirmesine, kutularına kadar kendimiz bu işi in-house yönetiyoruz. Biraz evvel katma değerli işlerden bahsetmiştim. Çoğu şirket bizim ölçeğimizde, öyle söyleyeyim. Yani biz biraz daha orta ölçekli bir firma. Yani ne kadar her sene 3 haneli büyümeler kaydetsek de hala orta ölçekli bir firmayız. KOBİ'ler yani orta ölçekli. KOBİ, aynen. KOBİ sayılabiliriz. İnşallah büyük ölçeğe i̇nşallah. Doğru gideceğiz. Biz bütün tedarik zincirini, pazarlama faaliyetlerini, teknik servisi, muhasebe finansı, insan kaynaklarını kendi bünyemizde çözüyoruz. Böylelikle çok daha dinamik bir yapıya kavuşmuş oluyoruz. Çok hızlı hareket edebiliyoruz. Müşterilerimizi dinliyoruz. Onların ihtiyaçlarını belirliyoruz ve onların ihtiyacı neyse onların çözmeye yönünde ilerliyoruz. Bu sayede de Intea'yı pazarda, telko pazarında GFK raporlarına göre, ki GFK bir rapor ölçüm kuruluşudur, dünyaca bilinen. Intea'yı ikinci marka olarak konumlandırmayı başardık. Şahane. Tabii bu kadar tabii bilgi birikimi, çalışma, gayretin böyle bir meyvesini almak da hepimizi gururlandırıyor. Çok hoşumuza gidiyor. Çok genç bir ekiple yapıyoruz bunu. Yani yaş ortalamamız yaklaşık herhalde 30-32 falandır. Ben Deniz 45 yaşındayım. Maşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dolayısıyla bizi böyle gururlandırmaya devam edin. İnşallah. Yani ne amacımız kadar güzel. Tabii, yani, çünkü yani bu katma değerli işler üreterek yukarıya gidecek ülkemiz. Değil mi? Bu kesinlikle. Mesele bu yani. Kesinlikle. Tamam, büyük üretimler yapılır fabrikalarda falan ama bu teknolojik konuda ileri gitmek çok önemli. Yani Amerika'nın gücü nereden geliyor? Tabii. Üretimden, geliştirmeden, yazılımdan. Şimdi bunun çok farkındayız. Biz zaten daha gün 1'de vizyonumuzu belirlerken buna göre şekillendirdik. Güzel. Dedik ki bu tip yenilikçi ürünlerin üretimini biz Türkiye'de yapacağız. Harika. Yaptığımız ürünleri de Türkiye'deki evhanelerin en az bir tanesini, bir ürünümüzü her yere yaygınlaştıracağız. Herkes konforlu bir şekilde bu tabii hizmetleri kullanırsın. Ve ulaşılabilir fiyatlarla bunu yapmayı hedefliyoruz. Şimdi öğreniyoruz. Yani bakmayın, aynen. Evet, ülkemizin tabii ki ihracata çok ihtiyacı var. Ama dış tarafta da gelişen teknolojileri de yakından takip etmek zorundayız. Bunları elimize alarak, kullanarak, deneyimleyerek, geliştirerek bunları üretebilirsek, daha da aşmaya çalışarak, üzerine koyarak da yapabilirsek ülkemiz ve milletimiz için çok doğru işler yapmış sayacağız kendimizi. Volkan Bey, sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Açıkçası bizi takip eden genç arkadaşlarımıza, kardeşlerimize biraz evvel de değindiğim gibi okul hayatları boyunca her zaman çalışsınlar. Özellikle bağımlılık yapan şeylerden uzak dursunlar. Zararlı maddelerden uzak dursunlar. Çok okusunlar. Her edindikleri bilgiye inanmasınlar. En az 3-4 farklı kaynaktan bunu check etsinler. Bizim kapımız özellikle genç arkadaşlarımıza sonuna kadar açık. Bu konuda ilerleyen zamanlarda bir MWT Akademi kurma planımız var. Burada yeni mezun veya üniversitede hala öğrenim gören arkadaşlarımızı bünyemize katmak
Bu noktada onları da geliştirmek istiyoruz. Tekrardan teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Size de iyi programlar diliyorum. Katılımınız, bu önemli paylaşımlarınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Daha nice güzel projeler ve başarılar diliyoruz. İnşallah. Çok sağ olun. Çok tebrikler. Bugünkü konuğumuz MWT Teknoloji Ürünleri CEO'su Volkan Tuncer'di. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.